Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS2 oynuyoruz. Biliyorsunuz uzun zamandır beklenen TRM Extended haritası çıktı. 2 gündür indirmeyi bekliyorum. Maalesef sunucular yoğun olduğundan dolayı hata veriyordu. İndirmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda D-Box'ın kullanıldığı otobüslerden bir tanesi de şu an karşınızda. İki tane otobüs var. Biz Evoque olanı kullanacağız. Daha önce Huawei'ye benzer olanı kullanmıştık. Neredeyiz şu an? Şuradan göstereyim. Ömerli köyündeyiz. Hatta şöyle gösterelim. Ömerli köyü hafriyat rehabilitasyon alanından çıkacağız. Havaalanına doğru yola çıkacağız. Haritada bayağı bir ayrıntı var. Hatta birazdan özelliklerini okuyacağım. Şuradan çıkıp havaalanına doğru gideceğiz. İstanbul haritası biliyorsunuz sadece şu kadardı. Ömerli köyü Sakızdere gibi birçok köyü de içine koymuşlar. Hem Anadolu hem Avrupa yakasında. İstanbul bayağı büyümüş. Mod olarak tabii. Şuradan zaten Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçeceğiz. Hatta şuradaki kavşakları bile şurayı görüyor musunuz? Bildiğiniz makarna gibi. Gayet başarılı yapılmış. Hatta şurada liman, marina birçok eklentisi var. Tüneller falan yapılmış. 500'e yakın. Hatta 500'den fazla levha, trafik levhası konulmuş. Hatta özellikle okuyayım. 1000 kilometreden fazla oyun içi var. Yani şuradaki kavşakların hepsi toplarsanız 1000 kilometreden fazla yol yapılmış. Onlarca yeni model yani taksi olsun, otobüs olsun, tır olsun birçok yeni model içine konulmuş ekstradan. 500'den fazla yeni trafik levhası konulmuş. Başka İstanbul'da daha fazla şirket olandan yani SCS'nin yaptığından daha fazla şirket kurulmuş. Daha çok iş bulabilirsiniz içerisinde farklı şirketler. Kuzey Marmara otoyolu mevcut. Yavuz Sultan Selim Köprüsü zaten şurada göstermiştim. Anadolu ve Avrupa yakasına ait köyler var. Birazdan zaten bir iki tanesinin içinden geçeceğiz giderken. Ömerli ve Reşadiye. Şu an Ömerli'deyiz. Ömerli ve Reşadiye otoyol dinlenme tesisleri mevcut. İstanbul Havalimanı'na gideceğiz zaten şurası. Ambar Limanı şurada. Marina var aynı zamanda. Silivri, Beylikdüzü, Marmara Lisesi, TÜYAP binası ve TV Kulesi. İstoç'ta yenilikler. Basın Ekspres yolu, Halkalı Kavşağı, Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu. Çatalca yenilikler. Çatalca 1 ve 2 rıvı tünelleri ve aynı zamanda Ambarlı Trieste feribot bağlantısı var. Tabi bu Promos kullanıcıları için. İndirdiğim size açıklamada indirme linkini vereceğim. O indirme linkinden Promos kullanıyorsanız onun da ekstra bir bağlantısı var. Onu da indirip Promos'la beraber kullanabilirsiniz. Hatta haritayı biraz büyüteyim. Gördüğünüz gibi şurada Orta Doğu haritası var. Feribotta gelebiliyorsunuz, bağlantısı var. Zaten ana harita bu şekilde. Promos haritası da bayağı büyük gördüğünüz gibi. Hatta RusMap'i de destekliyor. Şurası zaten RusMap. Şöyle göstereyim, şurası RusMap. Şimdi yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Ve aynı zamanda oyunun otobüsüne ait değil de D-Box'ın ait, otobüsüne ait sesleri de duyacaksınız. Daha önce videosunu çekmiştim. Tekrardan bir inceleyelim. Otobüsün içine bir geçelim mi? Otobüsün içi bu şekilde. Koltuk ayarı isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Eklentiler falan yapabiliyorsunuz. Yolcu eklentisi yok maalesef. Bildiğiniz halk otobüsü. Şuraya engelli. Tabii şunlar biraz daha tekli olması lazımdı. Ama Dibas otobüslerinden bir tanesi. Hani madem çıkartmıyor biz de bu şekilde oynayalım dedik. Sesleri bir duyalım. Daha dışarıdan bir çalıştıralım. Sesini duyun. Şöyle. Bu şekilde çalışıyor. Hatta bir de şöyle yakınlaştıralım biraz. Bu şekilde de duruşu var. İçeriden de bir dinleyelim. Efsane sesleri var. Efsanedir. Haritadayız. Yani güzel bir video olacak diyebilirim. Şöyle imdadı hatta bir çekelim. İmdat sesini duyuyor musunuz? Hava sesleri. Sinyalleri duyalım. Efsane sinyal sesleri var ya. Camlar açılıyor.
kapılar da açılıyor aynı zamanda. Dışarıdan arka kapı da açılıyor mu? Yok, bakalım bir. Evet, arka kapı da açılıyor. Kapatalım arka kapıyı. Ön kapıyı da kapatalım. Evet. Bu şekilde animasyonları da var. Zaten yolda giderken röterder sesini falan hepsini duyacaksınız. Evet, çok zaman kaybetmeden çıkalım yola. Hava sesleri falan efsane zaten. Sesi duyuyor musunuz ya? Gaz verişi bile farklı. Yani SCS bunları yapmıyor. Maalesef modlarla desteklenebiliyor. Ömerli'den hafriyat alanından çıktık yola. Havaalanına doğru bir seferimiz olacak bugün. Küçük mini haritamız çalışıyor mu? Çalışıyor, tamam. O da köşede dursun. Gaz verişi harika ya. Çok gazlamayalım. Tabelalara baka baka gidelim. Hem biraz İstanbul'u gezmiş oluruz. Köylerin içinden geçeceğiz çünkü yavaş yavaş. Otobüsün direksiyonu biraz daha normale göre 1080 dönüyor. Normalde biliyorsunuz bizim kullandığımız direksiyon 900 derece. Bu 1080 döndüğü için biraz fazla dönebilir. Çok aldırış etmeyin ona. Siz normal kullanabilirsiniz. Açıklama bölümünü bırakacağım. Dediğim gibi hem otobüsün hem de haritanın. Tabii haritayı indirmek için biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Sunucu hatası verebiliyor. Bayağı bir yoğun istek olduğundan dolayı sunucular yetiştirememiş. Ben de 2 gündür uğraşıyorum. Sabah 5.30 gibi falan açıldı. Etraf, atlar falan, çiftlikler. Şurada gördüğünüz gibi çiftlik alanı var. Otobüsler falan gelmiş. Otobüs durakları falan eklenmiş. İstanbul Beykoz diyor. Yani biz şu an Asya bölgesindeyiz. Avrupa'ya doğru gideceğiz, köprüden geçeceğiz. Sağda solda hayvanları görebiliyorsunuz çiftlik olduğu için. Tabelalara görelim böyle bir. Koçuklu, Ömerli, Çekmeköy, İstanbul, Beykoz, Sarıpınar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Hepsi mevcut. 500'den fazla içine trafik levhası koymuşlar. Yani Retender'in yapıldığı en güzel harita diyebilirim. İnşallah diğer şehirleri de yaparlar. Çünkü bayağı kapsamlı yapıyorlar. Ve ücretsiz paylaşıyorlar. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. En güzel yanı da bu zaten. Evet, şu an neredeyiz? Sırapınar'dayız. Hoş geldiniz diye tabela koymuşlar. Sol tarafta sera yerleri var, çiçek yerleri. Öyle dediğim gibi geze geze gidelim. Şuraya BİM koymuşlar. Alışveriş yapana LED TV hediye diye yazmışlar. Evet. Keşke gerçekten de öyle olsa. Tabii büyük bir alışveriş yapmanız gerekiyor. BİM var burada. Ya madem dedim İstanbul'u keşfedeceğiz, gezeceğiz. YTT otobüs olsun. Yani tırla gezmeyelim. Hem otobüsün sesleri de efsane. Yani gerçeğini aratmıyor diyebilirim. Şurada ne var? Köfteci. Vay, karnımızı acıktıracak şu an. Köfteci cızbız mı acaba? Muhtemelen ızgaradır tabi. Bayağı bir detaylı yapılmış.
Burada da meyve sebze şok marketini koymuşlar. Yani SCS'nin yapamadığını adamlar yapmış. Gördüğünüz gibi şurada otobüs durakları var. Hatta şöyle duralım. Biraz gerçekçi olsun. Kapılarımızı açalım. Şöyle kapılarımızı açalım. Yolcularımızı alıyormuş gibi hayali bir şekilde. Ne o? Arkadan birisi korna mı basıyor? Hey dur ya. Aa, bak bak nasıl kornaya basıyor. O trafik felç. Hemen biz kapımızı kapatalım. Kır camcıyı kızdırmayalım. Yola çıkalım tekrardan. Bu arada Sırapınar'dan çıkmış oluyoruz böylelikle. Sağ tarafta benzinlikleri görebiliyorsunuz. Benzinlik isimleri falan değişik tabii. Birebir aynısını yapmıyorlar. Yani işte BP falan koyamıyorlar. Bu sefer başları belaya girer. Lisans parası isterler. Kavşaktan döneceğiz. Ne diyor? Edirne, Ankara, Şile, Hüseyin'de. Sol taraftan gidebiliyormuşuz. Hüseyin'e doğru yolu çıktık. Burada Ocakbaşı var. Evet, kornayımızı da duymuş olalım şöyle. Bu normal korna, havalı kornamız yok maalesef. Hüseyin'den geçeceğiz biz. Direkt otobana bağlanmayacağız. Zaten oradan direkt geçiş yok. Otoban koymamışlar. Zaten otobanda da gidecek halimiz yok. Çünkü dediğim gibi biraz gezelim. Ocakbaşı. Abi hep yemek yerleri gösteriyorsunuz ya. Yok köfteci, yok Ocakbaşı. Yok dürümcü, yok ayran. Evet, Hüseyinli'ye giriş yaptık. Burası da İstanbul'un Hüseyinli köylerinden. Üç tane köyü görmüş olduk şu ana kadar. Sağda solda hayvanları, çocuk parklarını, marketleri falan görebiliyorsunuz. Hüseyin'de Beykoz Cumhuriyet diyor. Tabelaları gayet bildiğin İstanbul tabelası gibi yapmışlar. Zaten birebirine yansıtmaya çalışmışlar. Şurada neresi? Emlakçı. Ya, SCS'nin yapmadığını gerçekten adamlar helal olsun yapmışlar ya. SCS'ye para veriyorsunuz. DLC satın alıyorsunuz. Ve bu özellikleri göremiyorsunuz. Adamlar bunu size ücretsiz olarak yansıtıyor. Yani gerçekten dediğim gibi hakkını vermişler. Şuradan sağdan çıkacağız. Tabela ne diyor? Bakım şefliği. Evet. Karayolları bakım şefliğine alana giriyormuş. Burası. Gerçekte de öyle bir yer var mı bilmiyorum. Çünkü buralara hiç gelip görmedim. Thank you.
Evet, birazcık otobanda basalım. Şurada zaten uyarıyoruz emniyet için. Lastiklerinizi, bakımınızı yaptırınız. Emniyet kemerinizi takınız diye sizi uyarıyor. Tünelden geçeceğiz. Böyle kendimizi bir orta şeride atalım. Yol daralıyor çünkü. Selektör sesini göstereyim. Hatta şurada bakın. Efsane ya. Biraz basalım, bir rotarlar sesini duyalım mı? Şu an gazladım. Tamam, dizim biraz basalım. Çektim rotarları. Efsane bir rotarlar sesi var ya. Yani hem harita hem de otobüs. Yani dediğim gibi eğer sisteminiz kaldırıyorsa indirip oynayın. Yani çok da büyük bir sisteme gerek yok. Promos'u kurmayın. Direkt bu extant'ı kurun. Device zaten çok da büyük bir yer kaplamıyor. Grafikleri biraz düşürürseniz yani bence oynayabilirsiniz. En azından şu sesleri, şu manzarayı görmeniz bir de yeterli bence. Otobüsü, eğer haritayı zaten kullanmak istemiyorsanız da otobüsü mutlaka indirin diyorum. Bu sesler gerçekten efsane. Evet. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiyoruz. Manzaraya falan bakalım biraz. Gemiler falan geçiyor. Ve biz şeritten çıkıyoruz. Çok da manzaraya bakalım diye kaza yapmayalım burada. Tır bile solladı bizi. Biraz basalım biz. Polise koymuşlar. Evet, Avrupa'ya hoş geldiniz diye yazı çıkıyor. Yani onu bile yapmışlar. Allah helal olsun ya. Tabelalarda şurada durak var. Biliyorsunuz köprünün çıkışında ve girişinde durak olur. Ne diyor? Başakşehir, Atatürk, İstanbul, Çatalca, Edirne diyor. O zaman biz birazcık düz gideceğiz çünkü havaalanına doğru gideceğiz. İstanbul Havalimanı, Çatalca, Edirne. Evet. Sağ taraftan Başakşehir girişi var. Viyadük tabelalarını bile koymuşlar adamlar. Evet, 100 metre sonra viyadük bittiğini söylüyor. Yani dedim ya 500'ü geçik, 500'den fazla tabela koymuşlar. Sağda neyse, şuradan bakarız tekrardan. Biraz yavaşlayalım. MPGS'den geçelim. Ne diyor şurası? İstanbul Havalimanı. TL geçiş ücreti ödedik. Gerçekte de bu kadar mı bilmiyorum tabi. Şimdi sağdan mı çıkacağız? Aynen. Havakadın Arnavutköy Kargı Terminali İstanbul Havalimanı'na doğru gideceğiz. Bu haritada birkaç tane video çekeriz biz. Diğer tarafları da keşfederiz. Gayet dediğim gibi sürmesi gayet keyifli. Olmadı bir sonraki bölümü diğer otobüste yaparız. Her ikisini de denemiş oluruz. Daha önce de çektim ama tekrardan bu videoda izleyin. Yani dediğim gibi sesleri çok güzel.
Hoş geldiniz. Welcome. Evet, hoş bulduk. Havalimanına giriş yapıyoruz. İstanbul Airport diyor. Burada güvenlikler falan var. Evet, İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz. Tekrardan sağ tarafta gösterdi. Biraz da havalimanının içine gezelim. Gelen yolcu, giden yolcu. Şöyle gelen yolcuya doğru bir çıkalım yola. Mal kabul, personel girişi. Tüm ayrıntıları yapmışlar. YTT otobüslerini sağdan gidiniz diyor. Sağ kapalı tabi, mecburen. Biz YTT otobüsüyüz ama sağdan gidemiyoruz. Türkiye diye tabelası var. Şurada kocaman yazmışlar. Burası gelen yolcu. Taksi, otobüsler falan hepsini çekmişler. Uçaklar falan. British Cargo. Kargo bölümü burası da. Ne diyor? Çatalca Arnavutköy 40 dereli. Otobanda müsait bir yerde benzinlik falan olur. Orada bırakırız. Orta yolda bırak, orta yerde bırakmayalım. Organize sanayi sitesi falan hepsini gösteriyor. Hatta Hava Kadın organize sanayi sitesi, oraya doğru girelim. Navigasyon sapıttı çünkü nokta attığım yere gitmedik. Soldan gidiyordu, bir sahaya girdik ya. Onun kafası hala orada. Navigasyona doğru gitmeyeceğiz tabi. Sağdan çıkalım yine, zaten başka seçeneğimiz yok. Benzinlik falan. Bir dakika bakalım hemen. Benzinlik nerede varmış? Bu navigasyonu bir sıfırlayalım. Bu bizi saçma sapan yerlere götürmesin. Makarna yolları görüyor musunuz? Şurada benzinlik de o bayağı bir dolandıracak bizi. Direkt şöyle benzinliğe geliyor muyuz biz? Heh. Tamam. İkinci de şuraya atalım. Olmadı. Gişelere bir tane koyalım. Nokta. Tamam, şuraya geldik. Allah Allah. Direkt geçemiyor muyuz ya? Şuradan şöyle geçiş işte. Neyse, biz şuraya bir nokta atalım. Oraya kadar bir gidelim de. Devlet Konutevi Kargo Terminali diye tabela koymuşlar. Burada da yol yapım çalışması var. Yavaş. Yavaş, aynen. Trafik polisi de var. Hayırdır diyecek şimdi bize. Tabelaları görüyor musunuz? Ayrıntıları DHM Mülki İdari AŞ Devlet Konuk Evi
destek bölgesi bir terminali. Ya gerçekte bu kadar ayrıntı yazıyor mudur bilmiyorum. Hops. Yavaş. Gel geri. Takıldık biz oraya. Nereye takıldık ya? Maşallah bayağı bir girmişiz. Tamam, patlamayalım. Böyle konalım. Sağdan mı gideceğiz? Soldan mı gideceğiz bilmiyorum. Heh, sağdan gidecekmişiz. Çevirelim doğru. Yola çıktık. Dediğim gibi benzinlikte bırakacağız aracı. Edirne İstanbul. Evet. Edirne İstanbul yolundayız. Yani otobanına doğru çıkacağız ama dediğim gibi otobanı çıkmayacağız. Benzinlikte bitireceğiz. RGS'den geçelim biz. EGS'de bariyer yok çünkü. Direkt geçiyorsunuz. BGS'de bariyer var. Evet. Oraya geldiğimize göre biz tekrardan nokta atalım şuraya. Ya direkt şuradan sağdan geçemiyor muyuz? Geçemiyoruz herhalde. O zaman biz müsait bir yerde çekip bitirelim. Tekrardan aynı yeri dolaşıp durmayalım. Şöyle. Şöyle dörtlerimizi yakalım. Evet, araç arıza yaptı. Ayağını şurada duralım. İmdadı çektik mi? Tamamdır. Evet arkadaşlar, bugün İstanbul'un yeni haritasını tanıttık ve dediğim gibi D-Box'ın otobüslerinden bir tanesini sefer yapmış olduk. Hem İstanbul turu yaptık dediğim gibi, hem de güzel haritayı keşfedip otobüsün müthiş seslerini duymuş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.